Arkadaşlar Aydın dedim Hisar Mahallesi'nde size 1.650.000 TL tek başına müstakil bir arsa içine yapılmış. Denize de yakın bir villa sunumu yapacağım. Villamız 5 artı 1 havuzlu, ayrı mutfaklı, yeni sıfır, iskana alınmış, kat mülkiyeti kurulmuş. Denize de yakın bir evdir. Havuzumuz da bu. Önünde havuzumuz var arkadaşlar. Havuzu da gösteriyoruz. Birazdan içini de göstereceğiz. Havuzumuz burası arkadaşlar. Gösterdin değil mi havuzu? Gel şimdi. Böyle bir bahçe etrafını gösterelim. Ufak bir yeşil alanımız var. Denize yakın. Denize 700-750 metre yakınlıktadır. Yakın olduğu deniz plajdır. Burada da bir yeşil alanımız var. İçine 3-4 tane meyve ağacı var. İçinde 3-4 tane meyve ağacı var. Evet, önde de bir bahçe var. Ve buradan evimize doğru gidelim. Evimize doğru gidelim. Çelik kapımız bu. Merhaba ev dedik geldik. Çelik kapımızdan salonumuza bakalım. Mutfağımız ayrıdır. Mutfağa da ayrı bakacağız. Salonumuz bu. Desmalamın şalkaşine lavkat yemen bevine. Salonunda bir teras var. Terasın üstünde de bir pergüle yapılmış. Pergülede de izolasyon yapılmış. Bazen pergüle yaparlar ama sıcakta duramıyorsun. Bu arkadaşlar sanayici olduğu için kendi ürünleriyle işte daha izolasyonlar bir şeyler yapmışlar. Terasımız bu. Terastan sonra bir ufak bir yeşil alan daha var. Evet. İşte dediğim teras izolasyonlu yapmışlar. Deprem yönetmenliği ne varsa hepsi var. Bu da salonun önündeki teras. Mutfakta da böyle bir teras yapmışlar. Mutfağın diğer tarafında. Onu da size arz edeceğiz. Salonumuz bu. Fazla uzatmayalım. Fazla uzatma dünya sürgünümü. Evet arkadaşlar, burası da salon. Yerdeki granitler beyaz. İçinde böyle gri damarlar var. Ve geldik. Salondan çıktık. İyi günler salon. Ve geldik mutfağımıza. Ayrı mutfak. Salon batıya bakıyor. Mutfak kuzeye bakıyor. Mutfağı da gösterelim. Burası buzdolabı. Evet. Buzdolabı. Bir de fırın. İşte çamaşır makinesi. Mutfak kalitesi iyi. Gerçekten kalitesi iyi. Ben fark ediyorum. Ve mutfağın bir tane daha pergülesi var. Salonda da vardı. Yine izolasyonlu yapmışlar. Yani bazen hani bu çatılar yapıldığı zaman sıcakta duramıyorsun. Bunlar o işin bilinci de olduğu için izolasyonlu yapmışlar. Mantolama işte buralara söve möve yapmışlar. Panjurları var ve gel. Burada da bir lavabo var. Bir lavabomuz var. Bir ayak yolu var. O ayak yolu da koridorda. Salonla mutfak arasında bir koridor var. O koridora koymuşlar. Bu ışıklar, bu cıkcıklar sensörlü. Basamaklar siyah mermerle yapılmış. Ve geldik zemin üstü birinci katta 3 odamız var. 3 odanın birinci odasından başlayalım. Üste de 2 oda var. Oda 1. Bu odada bir tane gardırop da yapmışlar. Oda 1. Buraya bir tane gardırop yapmışlar. Evet. Elbise dolabı. Önünde de ufak bir balkon var. Bu oda bir de burada da ufak bir balkon var. Ben zannettim bu odayla paylaşıyor değil. Evet. Geldik ikinci odamız. Bu da oda 2. 1 milyon 650 bin Türk lirasıdır. 5 artı 1 havuzlu, denize 700-750 metre yakınlıkta, panjurlu manjurlu yeni yapılmış evimiz. Oda 2'yi de gösterdik. Evet, oda 3'ü gösterelim. Oda 3. Bu üçüncü oda doğuya bakıyor. Diğer iki oda biri batıya, biri güneye bakıyordu. Evet, bu üçüncü odamız.
Şimdi altta salon, ayrı mutfak, bir lavabo gösterdik. Altın bir üstü. Birinci katta 3 oda, bir balkon ve koridoru da ejder gösteriyor ve şimdi birinci banyomuza geldik. Bu da birinci banyomuz. Besmalamın şalkaşine lavkatiyemin bevine desmalişterabine bejnubalatebvinem. Evet, bu da banyo bir. Şimdi arkadaşlar çatı katına çıkıyoruz. Yani son kata. Son kata çıkıyoruz. Dördüncü odayı gösteriyoruz. Bu da dördüncü oda. Bu da dördüncü odamız. Evet, bir tane de beşinci odamız var. Dördüncü oda. Ve geldik, geldik, geldik. Bu da beşinci odamız. Oda beş. Oda beş. İki banyo, üç WC var. İki banyo, üç WC var. Bu da beşinci odamız. Ve ikinci banyomuzu gösterelim. Banyoların Hilton dolapları güzel yapılmış. Granitleri güzel yapılmış. Kanımca siz takip ediyorsunuz. Bizden daha çok biliyorsunuz. O yüzden hani bu ev, bu fiyat nedir, neyin nesidir, siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Dön babacığım, bu duşakabini de göster. Evet, ben çok fazla artık yorum yapmak istemiyorum bir şeylere. Askerdeyken benim bir tane az teğmen vardı, hiç anlaşamıyorduk. Yolu açık olsun. Bana diyordu, sen battıkça batıyorsun, o yüzden bu böyle oldu, şöyle oldu. Keskin sirke küpüne zarar verir. Biz de diyelim, bu ev budur. İşte çok fazla yorum yapınca bazen dezavantaj oluyor. Arkadaşlar, burası da üst katta bir tane işte mutfak benzeri bir şey yapmışlar. Yine izolasyonlu bunu yapmışlar, bu teras sıcak olmasın diye. Burada da bir teras var ve dönelim. Buraya terasımız bu. Park yerleri de biz de aracımızı oraya koyduk. Bu makilerin diğer tarafı plajdır. Buradan da gidilir. Cadde boyu da gidilir. İşte 1 milyon 650 bin TL sunmak istediğimiz, size arz etmek istediğimiz ev budur. Hoşça kalın, iyi günler.